Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri, bugün sizlerle muhteşem bir cheesecake tarifi paylaşacağım. Bugün yapacağımız cheesecake Antep fıstıklı olacak. Bütün ayrıntıları ve bütün püf noktalarıyla sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Vakit kaybetmeyelim ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karamelli bisküvi kullanıyorum ben. İçerisine de 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi kullanıyorum. Fıstık ezmesini kullandığımız için içerisine şeker ya da yağ kullanmamıza gerek kalmayacak. Bunları rondodan geçirdim. Daha sonra benim kullandığım kelepçe kalıbım 28 santimlik. Sizler daha ufak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yağlı kağıdı en alt kısma geçirip daha sonra kelepçeyi taktıktan sonra sabitleniyor ve kalan fazlalık kısımları kesiyorum. Evet, şimdi kelepçe kalıbımızı alüminyum folyoya sarmamız gerekiyor ki cheesecake'imizin kenarları beyaz kalsın. Hemen kenarları şöyle kolayca sarabiliyoruz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Toplamda 2 paket karamelli bisküvi kullandım. Bütün çektiğim, rondodan çektiğim bisküvileri kalıba aktarıp bir bardak yardımıyla kenarlara birazcık yükseklik vererek sabitlemeye çalışıyorum. Zaten içerisine eklediğimiz fıstık ezmesi fırına da göndereceğimiz için bütün bisküviyi sabitleyecektir. Toplamda 600 gram labne peyniri kullandım. Peynirlerimi aktardıktan sonra şöyle bir su bardağı kadar krem peynir kullanıyorum, tuzsuz. Bir pakette krema kullanıyoruz. Kremamızı da ekledik. Bu arada labne peynirini lütfen eklerken suyundan arındıralım. Her markette hemen hemen bulunuyor. Antep fıstığı ezmesi var. Şöyle bir su bardağı kadar Antep fıstığı ezmesi kullanıyoruz. Şöyle bir çay bardağı kadar da şeker kullanıyoruz. Şeker oranını azaltıyoruz çünkü Antep fıstığı ezmesi de şekerli olduğu için bir çay bardağı yeterli olacaktır. Burada mikser kullanmıyoruz ki peynir kullandığımız için sulandırmayalım. İçerisine de toz Antep fıstığı ekliyoruz. Ve yavaş yavaş yumurtalarımızı ekliyoruz. Önce bir adet ekleyip şöyle ter çırpıcıyla karıştırarak daha sonra ikinci yumurtamızı ekliyoruz. Bu arada cheesecake yapmaktan asla korkmayın. Püf noktalarına uyduğunuz takdirde hiçbir şekilde olmama ihtimali yok. Üçüncü yumurtamızı da ekledik. Bu son yumurtamız 4 adet yumurta kullandık. Tepeleme olmayacak şekilde 3 yemek kaşığı da nişastamızı ekledik. Son malzememizi ekleyip son çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu arada kalıbınıza göre malzemeleri arttırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Kıvamımız bu şekilde.
Yavaş yavaş bisküvilerin üzerine aktarıyoruz bütün malzemeyi. Bu arada mutlaka ısıya dayanıklı bir kabın içerisine fırınınıza su ekleyin ki çatlama olmasın. Evet, fırına da gönderdik. Şöyle 160 derecelik fırında yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Üzerinin ganajını yapıyoruz. Bir paket kremanın içerisine beyaz çikolata ekleyeceğiz. Kremayı ısınma noktasına kaynatmıyoruz. Sadece ısınma noktasına gelmesini sağlayacağız. Kaynatırsak kesilmeler olacaktır. Gördüğünüz gibi yanlarda köpürmeler olduğu zaman karıştırarak tam anlamıyla bütün her tarafın eşit oranda ısınmasını sağladıktan sonra ocağı kapatıyoruz ve içerisine 2 paket beyaz çikolata ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çikolatamız da eridi. Fırından çıktıktan sonra şöyle tamamıyla soğumasını bekliyoruz. Fırının kapağını hafif aralayıp içerisinde soğumasını, fırının içerisinde soğumasını sağladıktan sonra üzerine ganajını ekliyoruz ve en az bir gece buzdolabında dinlendirmeye gönderiyoruz. Buzdolabında dinlendikten sonra üzerine bolca Antep fıstığıyla süslüyoruz. Bu arada tabi dilediğiniz gibi süslemekte serbestsiniz. Farklı şekillerde de süsleme yapabilirsiniz. Evet, dinlendirdikten sonra servis tabağımıza alıyoruz. Biraz sabır gerektiren bir tatlı. Bir gün öncesinden yapmaya başlayıp ertesi günü servise sunmamız gereken bir tatlı. Kenarlardan sıyırdıktan sonra kolayca kalıptan ayrılıyor. Sizlere dokusunu da göstermek için bir dilim servis etmek istiyorum. Alüminyum folyonun da etkisiyle yanların kenarlarının bembeyaz olduğunu da görmekteyiz. İçerisine eklediğimiz su ile birlikte de çatlamanın olmadığını gördünüz. Muhteşem bir cheesecake tarifi. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına bir emoji, bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.